Değerli basın emekçileri, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle burada bizimle olan bütün anneleri, kadınları ve değerli bütün yoldaşlarımızı selamlamak istiyorum. Yürüyüşümüzün 4. günündeyiz. Eş Genel Başkanımız Çiğdem Kılıçgün ve HDK Öz Sözcümüz, DTK Öz Sözcümüz ve milletvekili arkadaşlarımızla sivil toplum örgütü temsilcileri, demokratik kitle örgütü temsilcileriyle beraber yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Gittiğimiz her kentte coşkumuz birazcık daha artıyor, inancımız büyüyor. Hepimiz biliyoruz ki çok uzun yıllardır süren bir baskı, tecrit ve savaş politikalarının yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. Demokrasiden ve demokratik değerlerden uzaklaştıkça artan bir şiddet, yaşamlarımızın her yönüne yayılan, her alanına yayılan bir şiddet söz konusu. Ve gittikçe de derinleşen bir ekonomik kriz. Ekonomik kriz Türkiye'deki bütün ülke, bütün şehirlerde, bütün halkları etkiliyor ama en çok bizi, Kürt halkını etkiliyor. Bunun nedeni binlerce yıldır sürdürülen ayrımcılık politikaları. Biz zaten binlerce yıldır pek çok açıdan ayrımcılığa maruz kalmış bir halkız ve bu ekonomik krizle birlikte sefalet boyutlarına varan bir yoksulluk içerisindeyiz. Bugün Ağrı'da hepiniz biliyorsunuz ki gençler akın akın dünyanın farklı ülkelerine göç etmek zorunda kalıyorlar. Ne için? Sadece çalışmak için. Doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalıyor gençler. Yürüyüşümüzün en önemli amaçlarından biri de çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğidir. Onların geleceği için, onların özgür, eşit, barış içerisinde, bir gelecek içerisinde büyümeleri için biz bu yürüyüşü büyüteceğiz ve aydınlatacağız. Ve bunun tek bir yolu var. Ve bizim de en önemli amacımız, Sayın Abdullah Öcalan'la, yani yaklaşık 3 yıldır mutlak tecrit altında tutulan ve sesinin, düşüncelerinin bize, halklara ulaşmasını engelleyen bu tecridin kırılması ve Sayın Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü başta olmak üzere özgürlüğüne kavuşması bizim en önemli amacımız ve bununla beraber de hem Kürt sorununun çözümü hem de Orta Doğu halklarının barış içerisinde yaşama kavuşmasının sağlanmasıdır amacımız. Rahmane İmralı, Azadiya Gellane, Rahmane İmralı, Azadiya Gellane. Ramane İmralı, Azadiya Gellane. Değerli yoldaşlar, değerli basın emekçileri, hepimiz biliyoruz ki yıllardır baskı altında, şiddet altında yaşıyoruz. Her gün bu ülkede kadınlar öldürülüyor. Her gün Kürdistan kentlerinde çocuklar zırhlı araçların altında ezilerek katlediliyorlar. Ve bunun gibi binlerce yok etme yöntemi uygulanıyor. Özellikle güvenlik güçleri ve korucular tarafından kadınlara taciz, tecavüz gibi cinsel şiddet suçları işleniyor ve bunların tamamı cezasız bırakılıyor. Bütün bunların hepsi bütünlüklü olarak bu savaş politikalarının sonucunda gerçekleşiyor. Bu eşsiz coğrafyanın bütün kaynaklarını savaş lobilerine aktaran bu iktidarı reddediyoruz. Dolayısıyla yürüyüşümüzün amacı çok kutsaldır, çok önemlidir. Çünkü biz ölüme karşı yaşamı savunuyoruz. Bu yürüyüşün amacı yaşamı savunmaktır, barışı savunmaktır. Ve bunun da tek yolu Sayın Abdullah Öcalan'la derhal müzakere etmektir. Ve yürüyüşümüzün başarıyla sonuçlanacağına olan inancımız ve kararlılığımızla hepinizi selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum. Romketiye gel yezilan berhe çavaş kane kane
inadın zare zare kurdun ale kırka dare oy. Bir inadın zare zare kurdun ale kırka dare oy. Derim derim talan kirim aklı daye gürtirim. Birim birim talan kirin aklı baba gürtü birir. Mekeledit roja şirin çare esirdi nedirin oy. Mekeledit roja şirin çare esirdi nedirin oy. Bana soru yapma zor mu? Savcı hakmi bir velati iladir kestim oy oy oy. Zindanime kirabece oy oy. Roje zindan derece oy oy. Ez derde خودی که لاتی وزن رو وزن دیتم و نم ولاتم دالی و شرای Devru 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 dev